Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, İnanç Ekseni programına hoş geldiniz. Evet, bu programımızda inşallah sizlerle mükemmelin peşinde olma, bir başka ifadeyle itkan sırrına mazhar olma, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla, güzel ahlakıyla ahlaklanarak yaptığı her işi mükemmel yapma, kusursuz yapma ama diğer taraftansa başarılar karşısında, yaptığı mükemmel, ortaya koyduğu mükemmel işler karşısında da nefis muhasebesi yaparak tevazuyu elden bırakmaması üzerinde durmaya çalışacağız. Evet değerli kardeşlerim, hakiki mümin aksine ihtimal vermeyecek şekilde Allah'a inanmış, en onulmaz hadiseler karşısında bile ümidini yitirmeyen azim ve irade insanıdır. Bu yönüyle o bütün yolların tıkandığı durumlarda bile asla yeese, ümitsizliğe kapılmaz. Hep dimdik durur ve önüne çıkan engeller karşısında kendisine yeni bir yol bulup hedefine doğru yürümeye devam eder. Evet, zira o bilir ki Cenab-ı Hak kendi yolunda yürüyenleri hiçbir zaman yolsuz bırakmamıştır. Evet, mükemmele talip olmak, ilahi ahlakla ahlaklanmanın gereğidir. Evet, değerli dostlar, Allah Celle Celaluhu kendi yolunda yürüyenleri hiçbir zaman yol mağduru etmemiştir. En umulmadık yerlerde bile onların elinden tutmuş ve onları sahili selamete çıkarmıştır. Bazen bir kuyunun dibine düşebilirsiniz Hazreti Yusuf gibi. Kardeşleriniz tarafından kuyuya atılabilirsiniz. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda birdenbire kuyuya güçlü bir ip salınır. Ve siz de ona tutunarak yukarıya çıkarsınız. Evet, yeri gelir 3-5 tane kardeşin kadır ve haset ve çekememezliğine uğrarsınız. Fakat bir müddet sonra bir de bakmışsınız ki Cenab-ı Hak sizin için gönüllerde tahtlar kurmuş. Yaşanmış çok hadise var yakın zamanda. Bu açıdan bu hadiseleri bu şekilde bugünü de böyle değerlendirmekte fayda var. Bu açıdan hangi ağır şartlarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Allah'ın yardım ve inayetini her zaman arkasında hisseden müminler büyük işlere talip olurlar. O büyük işleri kendi kâmeti kıymetine göre yapma adına iradelerinin hakkını vermeye gayret eder ve böylece en mükemmel eserler ortaya koymaya çalışırlar. Yakın zamana baktığımızda da nice mükemmel eserler ortaya kondu. Allah'ın inayetiyle, yardımıyla. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere Allah ahlakıyla ahlaklanmayı emretmiş. Bu konuda ilahi ahlak nedir diye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ayeti kerimesini görmekteyiz. Evet, işte o Allah Celle Celaluhu yaptığı her şeyi mükemmel yapmış, en güzel kıvamda yapmış. Bu konudaki ilahi ahlak, Secde suresindeki bir ayeti kerimede اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ O Allah ki Celle Celaluhu yapmış olduğu her şeyi, yaratmış olduğu her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.
Yine Nemiz suresindeki ayeti kerimede sun Allahillezî etkana külle şeyin. İşte bu her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır ifadeleriyle belirtilmiş. Onun yaptığı her şeyi en iyi, en güzel, en mükemmel, en sağlam şekilde vücuda getirdiği beyan edilmiş. Allah Celle Celaluhu ibda yani benzersiz bir şekilde yapması, inşa ve ihya hayat vermesiyle görenlere dahası olamaz dedirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili olarak İmam Gazali Hazretleri'nin "Leyse fil imkan ebda'u mimma kan" kainatta mevcut olandan daha güzeli mümkün değildir sözünü nakletmiş. Evet, kainata kuşatıcı bir nazarla bakan bir kimse şu itirafta bulunmak zorunda kalacaktır. Allah Celle Celaluhu kainatı öyle güzel yaratmıştır ki, eğer bizim gibi kimselere 1000 sene ömür verilse, bu mevcudatın, varlıkların en küçük bir parçasını bile inşa etmekte, inşa edemeyiz, asla yapamayız. İşte ilahi ahlak bize bunu göstermektedir. Mümin Allah yolunda koştururken, bütün cehdini ortaya koyup, işlerini en güzel, en sağlam şekilde yapmaya çalışmalıdır. İtkan üzere hareket etmelidir. Yani etkana külle şeyin derken bütün varlıklar, her bir varlığa baktığımızda aslında oradaki mükemmelliği, kusursuzluğu, muhteşem sanatı, ihtiyaca cevap vermesini, bu sistem içerisinde bir yere oturmasını, bir işe yaramasını, bir fayda temin etmesini, dolayısıyla hepsini birlikte düşünerek yaptığımız işleri de Cenab-ı Hakk'ın yaptığı gibi itkan üzere yapmalı. Evet, yine bir ayeti kerimede diğer bir taraftan bakacak olursak, yaptığımız amellerimizi, işlerimizi, icraatlarımızı Allah'a ve Resulüne arz ediyor gibi yapmalıyız. Müminin Allah rızası yolunda yaptığı işlerde mükemmele talip olmasıyla alakalı Tevbe suresindeki şu ayeti kerimeyi görüyoruz. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Amel edin. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra siz, sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir. Cenab-ı Hak burada bir fiil ortaya koyma manasına gelen if'alu, faaliyette bulunun, çalışın fiilini kullanmamış, bunun yerine i'melu, amel edin buyurarak, buyurmak suretiyle müminlere amelde bulunmalarını emretmiştir. Amel etme ise başka ayeti kerimelerde sıkça salih amel ifadesiyle birlikte nazara verildiğinden anlaşılacağı üzere neticesini hesap ederek belirli bir plan dahilinde pozitif ve arızasız iş yapma demektir. Ayeti kerimenin devamında amellerin Allah'ın Celle Celaluhu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin teftişine arz etme mülahazası içinde yerine getirilmesi emredilmiştir. Yani bir mümin öyle bir amel ortaya koymalıdır ki bu iş işte böyle olur. Evet, Cenab-ı Hak onun için bu iş böyle olur buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim barekallah ne güzel işler ortaya koydular desin. Müminler de yapılan amele baktıklarında keşke biz de böyle güzel bir iş yapmaya muvaffak olsaydık desinler. Evet, bununla birlikte şunun da altını çizmekte fayda var değerli kardeşlerim.
Bir taraftan mükemmel işler ortaya koyma, mükemmel faaliyetlerde bulunma, icraatlarda bulunma, Allah davasına sahip çıkma, yapılması gereken bu zamanda en güzel işleri ortaya koyma, en çalımlı işleri mükemmel bir şekilde ortaya koyma. Ama diğer taraftan yaptığı amellerde mükemmelliğin peşinde olan bir müminin amacı eğer başkalarının beğeni duygusunu harekete geçirip onu gıptaya sevk etme ise şayet bu doğru değildir. Aksine yapılan işin hakkını vermek suretiyle Allah'ın rızasını tahsil etmeye çalışmalı mümin. Evet, bu açıdan böyle birisine imrenmek, ona benzemeye çalışmak, uhrevi güzellikleri elde etme noktasında ondan geri kalmamak için gayret etmek gibi düşünceler makbul olsa da, kıskançlık ve rekabet duygusuyla meseleye yaklaşmak asla bir mümin sıfatı olamaz. Evet, bununla birlikte başarıyla gelen aslında ağır bir imtihan da var. Önceden bunun farkına varmalı mümin. Bu ölçüde bir gayret, bir cehd ortaya koyan bir insan Allah'ın izni ve inayetiyle, yardımıyla hakikaten çok güzel neticelere muvaffak olabilir. Belki binler, yüz binler böyle güzel bir faaliyet etrafında kümelenerek onu yapana teşekkürler, methü senalar yağdırabilir. İşte insan için en büyük imtihan da bu noktada başlamaktadır. Şahıs ortaya çıkan neticeleri kendinden mi bilecek, yoksa hakiki sahibine mi verecektir? Başarılar onda şükür duygularını mı tetikleyecek, yoksa baş dönmesine, bakış bulanmasına mı yol açacak? Bununla ilgili Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Nemr suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedildiği yerde قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَارْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي اَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Ayet-i kerimesini görüyoruz ki çok önemli bir husus var burada. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Belkıs Yemen Melikesi kraliçesini kendisine davet eder. Evet, Yemen'den Şam'a belki 2000 kilometreden fazla bir mesafe var. O gelmeden önce onun tahtını getirtmek ister. Ve çevresinde ifrit cinlerden bazıları onu işte makamından kalkmadan önce getirebileceğini ifade ettikleri yerde ama nezdinde yanında kitaptan ilim olan bir zat da, bu zat kim olduğu çok net değil ama bu zat Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bir zat. Ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük edense bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstağnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. Evet, ihsan ve keremi boldur. 2000 kilometre öteden anında Sebe Melikesi'nin kraliçesinin tahtını getirten Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu bir Allah'ın bir lütfu olarak görüyor ve bunun aslında bununla birlikte büyük bir imtihan olduğunu onun farkına varıyor. Yani bunu ben getirttim. Yani bir ilmim, bir teknolojim, bir tecrübem, bir şeyim
neleri varsa işte onları söyleyerek bunu ben yaptım, bunu ben başardım filan diyerek Allah'ın lütfunu, fazlını, keremini görmezden gelmeyi ağır bir imtihan olarak ifade ediyor. Bu ağır imtihanı başarıyla geçenler, nefsini terbiye istikametinde onun başına sürekli balyozlar indirip duran, mahviyet ve tevazu mülahazasına kilitlenmiş gönül erleridir. Hazreti Süleyman gibi olmalı. Başarıları Allah'tan bilmeli. Nefsimize pay çıkarmamalı. Kusurları kendimizden bilmeli. Onlar aslında kazanma kuşağında insana kayıplar yaşatacak böyle kritik bir nokta, kritik bir noktada hadlerini bilirler. Nasıl ki işin başında iradenin hakkı verildiyse, burada da vicdanlarının hakkını verip ve durması gerekli olan yerde doğru yeri doğru tayin ederler. Evet, iradenin hakkını vererek yaptığı her şeyi mükemmel, kusursuz yapmak. Ama başarıya ulaştığında da başarıyı Allah'tan bilmek, Allah'a vermek, nefislerine pay çıkarmamak. Onlar asla nefislerine pay çıkarmaz. Yapan o derler. Yapan Allah derler. Ne kadar güzel iş varsa, ne kadar mükemmel iş varsa, icraat varsa Allah'ın lütfuyla oldu bunlar. Allah'ın evet yardımıyla, inayetiyle oldu bunlar derler. Evet ve gurur kendini beğenme gibi zaaflardan kaçar. Yapıp ettiklerini beğenmek bir yana, kendi muhasebe ufukları açısından işin eksik kalan taraflarını görür, onlara üzülür ve daha mükemmelini ortaya koyamamanın ızdırabını yaşarlar. Evet, demek ki başarılar karşısında biz yine eksiğimiz neydi diye ona odaklanmalıyız. Başarılara değil, eksiğimize odaklanmalıyız. Bir dahakine daha güzel yapmalıyız, bu kusurları da gidermeliyiz diye ona odaklanmalı ve bu nimet karşısında da Allah'a şükre yönelmeliyiz. Bu konuyu biraz misallerle açacak olursak, hayatın değişik alanlarında görev yapan insanlar, vazifeli oldukları alanla ilgili farklı başarılara imza atabilirler. Yaptıkları her işin üzerine Mele-i Âlâ'nın sakinlerinden, meleklerden hayranlık uyaracak ölçüde güzellik mühürleri basabilirler. Kimisi yaptığı konuşmalarla, kimisi yazdığı yazılarla, kimisi sevk ve idare kabiliyetiyle, yöneticiliğiyle, kimisi de sanat kabiliyetiyle mükemmel işler ortaya koyabilirler. Fakat bütün bu muvaffakiyet ve zaferler karşısında hakiki bir mümin, benim yerimde, aklı başı yerinde ve vicdanı engin bir başkası olsaydı, muhtemelen çok daha mükemmel işler, verimli işler ortaya çıkarırdı, der, demelidir. Evet, kendini sorgulayan, kendini sürekli sorguya çeken nefis, Cenab-ı Hak ona Kıyamet suresinde, kıyamete yemin etmesinin hemen peşinden ona yeminle başlar. Müminin nefsini yerden yere vurması niçin bu kadar önemlidir? Evet, neden? Çünkü işin sonunda kazanma kuşağında en büyük kaybı yaşama vardır. Kazanacağı bir anda birden kayıp yaşıyor. Tam ipi göğüsleyeceği bir yerde saf dışı kalıyor. Evet, oyun dışı kalıyor. Başarıyı yakaladığı bir anda kendine pay çıkarmak suretiyle onu iptal ediyor. Cenab-ı Hak Kıyamet suresinde "La uqsimu bi yevmil kıyameh ve la uqsimu bin nefsil levvameh." Kıyamet gününe yemin ederim diyor Cenab-ı Hak. Nefsi levvameye kasem eder, yemin ederim. Yani kıyamet elbette çok önemli.
Kıyamet gününe yemin ettikten sonra nefsi levvameye yemin etmiş Cenab-ı Hak. Evet, neden? Çünkü Cenab-ı Hak bir şeye yemin ediyorsa onun ona ayrı bir kıymet, bir değer veriyor demektir. Kıyamet gününe yemin edilmiş. Kıyamet günü önemlidir. Çünkü o gün insanların gözlerinde büyüttükleri bütün kehkeşanlar, Samanyolu galaksileri gibi galaksiler, güneş sistemleri, Allah'ın ilmi muhiti, irade-i müthişesi ve tasarrufat azimesi karşısında her cümerç olacaktır. O gün her şey adeta bir saman çöpü gibi savrulup hallac edilecektir. İşte burada kıyamet gününe yemin edilerek Allah'ın bu tasarrufat-ı sübhaniyesinin çok büyük bir hadise olduğu nazara veriliyor. Kıyamet çok büyük bir hadise. Arkasından nefs-i levvame, yani yaptığı işi beğenmeyen, sürekli kendisini sorgulayan ve kınayan nefse de yemin ediyor Cenab-ı Hak. Bu yönüyle o nefis yoluyla terakkide ilk basamaktır. Evet, levvame, nefsi emmareden sonra o sürekli günahı, kötülüğü emreden nefisten sonra kendisini sorgulayan, yaptığı işleri beğenmeyen bir nefsin terakkide ilk basamak işte sorgulamayla başlıyor gelişme. Bu basamağa çıkamayan bir insanın nefsi mülhemeye, nefsi mutmainneye, radıya, merdiye, zakiye gibi, safiye gibi nefsin mertebelerine çıkması da ulaşması da mümkün değildir. Nefsi levvame insanı bu nefis mertebelerine ulaştıracak bir merdiven, bir helezon, bir asansör gibidir. Bu sebepledir ki insanın sürekli kendisiyle yüzleşmesi, meydana gelen olumsuzlukları kendisinden bilmesi, her zaman kendisini kınaması çok önemlidir. Zafer ve başarılar sonucunda ortaya çıkacak nefsani tuzaklar karşısında nasıl bir mücadele sergilenmesi gerektiğine dair Bediüzzaman Hazretleri'nin yaklaşımı da oldukça dikkat çekicidir. O bir yerde adeta nefsini karşısına alır ve ona şöyle hitap eder. Ne kadar derin, ne kadar önemli. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. Muhakkak ki Allah bu dini facir adamla da, bir facir günahkar adamla da teyit ve takviye eder. Sırrınca müzekka olmadığın için belki sen kendini o recül-ü facir, o günahkar adam bilmelisin der. Onun nefsin tezkiye edilmesi adına ortaya koyduğu disiplinse nefsin tezkiye ve tebriğe edilmemesidir. Nefsin pâke çıkarılmamasıdır. Nefsin kusursuz görülmemesidir. Buna göre kendisini kirli görmeyen, arınmaya ihtiyacı olduğunu düşünmeyen bir insan nefsini tezkiye etmiş olmayacağından müzekka da olmaz. Müzekka olmadığından dolayı da nefsin bütün olumsuz ve negatif şeyleri kendinden bilmesi gerekir. Evet, negatif şeyleri, olumsuz şeyleri, bunları kendinden bilme. Eksik ve kusurları insan kendinden bilirse ne olur? Böyle bir kişi Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder, Allah'a yönelir. Ondan hidayet talebinde bulunur. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstakîm. Evet, sürekli hidayet Rabbimizden zaten talep ediyoruz. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu onun bu tür mülahazalarını bir iç pişmanlık ve tevbe kabul buyurur ve ona affa giden yolları açar. Bu tür düşünceler olmayan bir insansa hiç farkına varmadan 50 türlü hata işler. Ama yine de kendisini bir şey zanneder. Evet, kendisini bir şey zannetme meselesi. Kendi dönemindeki süper güçleri
dize getiren, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Allah karşısında sürekli ibadette bulunan Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz'den bir misal getirelim. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında kuraklık olur. Kuraklık olunca o zat gidip bir harabenin içinde başını yere koyar. Ve sonra Allah'ım ne olur benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyerek hıçkıra hıçkıra ağlar Hazreti Ömer Efendimiz. Evet, Hazreti Ömer Efendimiz benden sonra peygamber olsaydı, gelseydi Ömer olurdu diye iltifat edilen Hazreti Ömer Efendimiz. Kusurları kendinden biliyor. Varsa bir nimetsizlik, bir kuraklık, olumsuz giden bir şey varsa onu kendinden bilmesi. Başka bir gün kendisine, ey emir el müminin, bir yağmur duasına çıksan demişler. O zaman da ben kim, el kaldırıp Allah'tan yağmur istemek kim demiş. Belki de böyle düşünmüş. Sonrasında Hazreti Abbas, Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın elinden tutup bir tepeye çıkmış. Orada Allah'ım bu senin Habibinin amcasının elidir. Bunun hürmetine bize yağmur ver diyerek kendini nefyetmiş. Yani kendini öne çıkarmamış. Hazreti Abbas'ı şefaatçi kılarak isteyeceğini istemiş. Kaynaklarda bunun üzerine şakır şakır yağmur yağdığı ifade ediliyor. İşte kamil insan tavrı. Kamil insan tavrı bu olmalı. O yaptığı işleri mükemmel yapmanın, her zaman işin en mükemmeline talip olmanın ve iradesini son kertesine kadar kullanmanın yanı başında yaptığı işlerde kendine göre türlü türlü eksikler görmeli ve sürekli kendisini sorgulamalıdır. Evet, Hazreti Ömer'e nispet edilen bir sözde yer aldığı üzere o sigaya çekilecek gün gelmeden önce kendisini sigaya çekmelidir. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmezden önce kendinizi hesaba çekin. Evet değerli dostlar, hizmetimizde pek çok yerde güzel inkişaflar, güzel gelişmeler var elbette. Çok çaplı işler var. Geçmişte pek çok örneklerini gördük. Evet, bugünlerde de var. Yapılan bu işlere birilerinin sahip çıkması değil, bunları biz başardık, bunları biz yaptık filan deme değil, bunları Allah'tan bilme, Allah'ın lütfu ihsanıyla bunlar oldu deme, varsa eksiği, kusuru, bir yetersizliği bunu da kendimize pay olarak çıkarma, bir sonraki işimizde onları da telafi etme düşüncesiyle hareket etmeliyiz ki, bu şekilde hareket ettiğimiz takdirde inşallah başarılar hep bizim olacak. Allah'ın yardımı, inayeti bizimle beraber olacak. Nefsimizin hile tuzaklarına karşı o levvameyi çalıştırarak sürekli nefsimizi sorgulamak suretiyle Allah'ın lütuflarına mazhar olacak ve neticede kazanan olacak, kaybetmeyen, kaybeden olmayacağız. Kazanma kuşağında kaybetme yaşamayacağız. Ne kadar acıdır bir sporcunun son metrede kaybetmesi. Onca maratonda koşmuş koşmuş sonunda, en sonunda kaybetmesi. Evet, bir kenara yığılıp kalması ne kadar acıdır. Ve hizmette bir ömür tüketen insanların neticede yaptıkları her şeyin boşa gitmesi ne kadar acıdır. Dolayısıyla bunun altını çizmek istedik. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Nefsin hile ve tuzaklarına karşı bize yardım etsin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan gelecek olan şeytana karşı muhafızımız Rabbimiz olsun inşallah. Ve bir sonraki sohbette buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.